Diş çıkarma döneminde öncesinde ve sonrasında çocuklar, bebekler her bulduğu nesneyi ağızlarına götürüyor. Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist Sena Acar, çocuğun her bulduğu nesneyi ağzına götürmesinin doğru olmadığını, mikrop riski olduğunu dile getirdi. Bebekler ağızlarına nesnelerini götürebilirler. Bunlar emme, ısırma durumları. Bizim bebeklik dönemimize dayanır. O dönemde çok normal karşılıyoruz çünkü bebekler güven duygularını aslında bu şekilde tatmin ediyorlar kendilerini. Güven duygularını o şekilde geliştiriyorlar. Güven duygularını geliştirmelerinin yanı sıra dünyalarını o şekilde tanıyorlar, kas eklem farkındalıklarını o şekilde geliştiriyorlar. Bunlar diş çıkartma dönemine kadar, o süreç tamamlanana kadar aslında çok normal olarak karşılanıyor. Ama ondan sonraki süreçte biraz daha modülasyon bozukluğu ve oral arayış olarak geçiyor. Yani her nesneyi ağza götürmesi, bir anne gözüyle bakılacak olursak etrafta çok fazla kirli uyaranlar var ve bu bebeğe zarar verebilir. Onun dışında daha çocuk ve boğazına kaçma riski var. Onu gözlemleyemeyebiliriz, fark edemeyebiliriz. Çünkü her bulduğu cismi 2 dakikada hemen böyle ağza götürme eğilimleri oluyor. Onları engellememiz gerekir. Onun için çalışmamız gerekiyor.